Bugün sana kedimi İstanbul'da Londra'ya nasıl getirdiğimi anlatacağım. Bu nasıl içerik böyle diyebilirsin. Ama bu süreç çok uzun ve meşakkatli. Birleşik Krallık için diğer Avrupa ülkeleri gibi ona bir bilet alayım, kucağımda uslu uslu gelsin diye bir seçenek yok maalesef. Valiz gibi kargo bölümünde getirebiliyorsun sadece. Tabii bu aşamaya gelene kadar türlü türlü testler yapılması ve sağlık belgelerinin de hazırlanması gerekiyor. Ve tüm bunlar en az 4 ay sürüyor. Şimdi belki hak verirsin bu içeriği neden hazırladığıma. Çünkü çok sayıda hayvan sahibi bu süreçleri yaşamamak adına maalesef yavrusundan vazgeçiyor. Ya birine emanet edip bırakıyor, daha da kötüsü sokağa atabiliyor. Neyse ben bu olumsuzluklar yaşanmasın diye tüm adımları detaylarıyla paylaşacağım. Eğer aklına takılan başka sorular varsa yorumlara mutlaka yaz, hemen cevaplarım. Çalıştığım kargo şirketlerinin bilgilerine ve diğer tüm detaylara londradanbildiriyor.com adresinde yer verdim. Tüm süreçlerin başında şunu da belirtmem lazım. Evcil hayvan sahibinin ya da bir refakatçinin evcil hayvanıyla birlikte 5 gün içinde uçması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Aynı güne, hatta mümkünse aynı uçuşa bilet almaya çalış. Ben öyle denk getirdim, çok da iyi oldu. Uçuş bilgilerini videonun sonuna doğru paylaşacağım. Öncesinde Birleşik Krallık'ın pet giriş kuralları nelermiş bir bakalım. Birinci koşul, evcil hayvanına mikroçipin takılı olması gerekiyor ve mikroçipin takıldığı tarihin aşı karnesinde mutlaka beyan edilmiş olması lazım. Mikroçipin tamamsa kuduz aşısı yapılacak ve kuduz aşısı yapıldığı tarihten itibaren en az 1 ay bekleniliyor. 30 gün bekleme süresi dolduktan sonra veterinerin tarafından kedinden ya da köpeğinden kan numunesi alınacak ve akredite bir laboratuvarda kuduz titrasyon testi yapılacak. Her yerde değil, sadece Ankara'da yapılan bir test bu. Kan alımı, transferi, sonuçların paylaşılması gibi tüm süreçleri veterinerin hallediyor. Bu konuda tecrübesi olan bir veterinerle ilerlemeni tavsiye ediyorum. Yani sen sadece veterinerine evcil hayvanını götürüp kan numunesini verdikten sonra sonuçların çıkmasını bekliyorsun. Kan numunesini verdin. Şimdi yolculuk için 3 ay beklemen gerekecek. Raporun daha önce çıkmış da olabilir ama bu 3 aylık süreyi tamamlaman bekleniyor. Sürenin dolmasını beklerken pet taşıma şirketlerini araştırmaya başla ve onlarla iletişime geç. Sürecin hakkında bilgi ver, tahmini uçuş zamanını paylaş, eksik ya da atlanan bir şey var mı onları sor. Taşıma şirketiyle ilgili detayları da birazdan anlatacağım. Köpekler için uçuştan önceki son 5 gün içinde iç parazit aşısının yapılması ve aşı karnesine işlenmiş olması maddesi de var. Bu madde sadece köpekler için geçerli, kediler için geçerli değil. Senin tek başına yapacakların işte bunlar. Bu adımları tamamladıktan sonra belirlediğin uçuş tarihine yaklaşık 4-5 gün kala Tarım Müdürlüğü'nden sağlık sertifikası çıkarttırman gerekiyor. Burada Türkiye'de anlaşacağın taşıma şirketi sana destek olacak, merak etme. Tüm evraklar hazırlanınca yine Türkiye'deki taşıma şirketi bu belgeleri İngiltere'ye gönderecek. Ayrıca evcil hayvanın taşıma kabını yine Türkiye'deki şirket ayarlayacak. Şirket konusunda ben D Kargo ile çalıştım. Orada İbrahim Bey bana yardımcı oldu. Kendisi D Kargo'nun üst düzey yöneticisi ya da sahibi sanıyorum. Geçen sene 4,5 kilo olan kedim için verdiğim ücret 1000 dolardı. Türkiye'deki taşıma şirketi kedimin Londra'ya uçuşuna kadarki sürecinden sorumlu olduğu için Londra'ya ulaştığında başka bir taşıma şirketiyle daha anlaşmam gerekti. Bu şirketin görevi uçaktan aldıkları hayvanı yine havaalanı içinde bulunan hayvan kabul merkezine götürmek ve orada evrakları takip etmek. Türkiye'deki şirketimin İngiltere'deki bir kargo şirketiyle daha önce çalışmış olduğunu öğrendim ve hiç riske atmak istemediğim için hemen onlardan iletişime geçmelerini rica ettim. Bu arada İngiltere'deki kargo şirketiyle Türkiye'deki şirket arasında hiçbir ticari anlaşma yok. Sadece sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü onların da isteği evden alınan hayvanın sağ salim yeni adrese ulaşması. İngiltere'deki kargo şirketine 450 pound verdim. Ayrıca hayvan kabul merkezinden eve getirmeleri için ekstra 150 pound daha verdim. Bunu neden yaptığımı birazdan anlatacağım. Uçağım 14.55'te kalkıyordu. Bu yüzden kargo şirketiyle sabah 9'da Türk Hava Yolları kargo bölümünde buluştuk ve kedimi kargo şirketindeki görevliye teslim ettim. Evcil hayvanına sakinleştirici falan verme sakın. Çünkü İngiltere'de belgelere ek olarak hayvanın genel sağlık durumuna da bakıyorlar. Eğer hasta olduğu kanısına varırlarsa karantinada tutabilirler. Bu riski asla göze alma. İstanbul'dan Londra'ya uçuyorsan saat 14.55'te kalkan TK 1971 sayılı uçak için bilet almaya çalış. Evcil hayvanınla aynı uçakta gitmiş olacaksınız ve Londra'ya aynı anda varmış olacaksınız.
Evcil hayvanın uçaktan hayvan kabul merkezine nakledilecek ama burada tatsız olan hayvan kabul merkezinde 6 saate kadar gözetim altında tutulabiliyor olması. Ne yazık ki bir bekleme yeri yok. Terminalden oldukça uzak. Yani işlemler birkaç saatte de bitebilir ama saatlerce de sürebilir. Bunun garantisini kimse vermiyor. Bu yüzden ben İngiltere'deki kargo şirketine teslimat için ekstra bir ücret ödedim. Çünkü aracım da yoktu. Eve gidip bavulları bırakıp tekrar havaalanına gelmek benim için çok yorucu olacaktı. Nitekim ben eve geçtim. Birkaç saat sonra kargo şirketini aradım. Kedimin durumunun iyi olduğunu ve evrakların inceleme aşamasında olduğunu söylediler. Evde onu beklemeye başladım. Uçakta zaten stres oldu. Bir de bilmediği bir yerde aç susuz ne yapacak yavrum diye korkma sakın. Çünkü hayvan teslim merkezine gelir gelmez hemen mama ve suyunu veriyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarını da gideriyorlar. Ben en sevdiği yaş mamayı kafesinin üstüne bantlamıştım. Küçük bir paket olduğu için sorun olmayacağını söylediler. Kargo şirketinin taşıma kabında su zaten var. Susuz kalmıyor yani, hiç merak etme. Kafesinin içine bir de tuvalet pedi seriyorsun. Bu kadar sürede çünkü mecbur kafese tuvaletini yapacaktı, rahatsız olmasını istememiştim. Mutlaka sen de böyle bir tuvalet pedi gibi bir şey ser. Uçağımız 5'te inmişti ama gofretin gelmesi gece 11'i buldu. Yolculuğumuz zaten sabah çok erken saatlerde başlamıştı. Eve geldiğinde gerçekten çok bitkindi ve miyavlamaktan sesi kısılmıştı garibimin. Tuvalet pedini gazete kağıtlarıyla değiştirmişler. Muhtemelen pisletmişti. O gece hiç uyumadı, yemek de yemedi. Ama sabah uyandığımda bir baktım. Mamasını yemiş, yeni tuvaletini kullanmış. Etrafı kokluyor. Yeni ortamına alışması sadece bir gün sürdü. O gün ev alışverişi dışında dışarı çıkmadım ve onunla evde zaman geçirmeye çalıştım. Kedimin yatağını yanımda getirmiştim. Bildiği koku olduğu için kendini daha güvende hissedeceğini düşündüm. Eğer sen yatağını yanında getiremiyorsan bile en sevdiği oyuncağını mutlaka yanında getir. Gofret Üsküdar'da bir sokak çocuğuydu. Şimdi British Shorthair hayatı yaşıyor. Kanalıma abone olmayı unutma. Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!